Zafer Partisi Genel Merkez Heyetiyle birlikte bütün Karadeniz bölgemizi kapsayan ve daha sonra Erzurum üzerinden Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Sivas ve Yozgat'a uzanan bir geziye çıkmış bulunuyoruz. Bu gezi sırasında tabii Türkiye siyasetiyle ilgili görüşlerimizi şehirlerde yaptığımız toplantılarda, konferanslarda paylaşıyoruz ve halktan da çok güzel destek alarak ilerliyoruz. Ancak birkaç gün önce gazeteciliği şüpheli ama istihbarati ilişkileri güçlü olduğunu bildiğimiz Fuat Uğur isimli kişi bir tweet paylaştı. Bu tweette şöyle söylüyor: Ümit Özdağ'ın yarın Erzurum'da Şeyh Said tartışmasını kaşıyarak kışkırtmacılık yapma niyetinde olmadığını ümit etmek istiyorum. Amacını biliyorum, Netanyahu'nun ya da oğlunun Free Kürdistan paylaşımlarının boşuna olmadığını düşünüyorum. Biz bu tweetin bir komplonun parçası olduğunu düşünüyoruz. Çünkü başka kaynaklardan gelen bilgilerde birilerinin Zafer Partisi'nin Erzurum ziyareti sırasında bir provokasyona hazırlandığını gösteriyor. Bundan dolayı Erzurum valisine, Erzurum emniyet müdürüne, Erzurum jandarma alay komutanına, Erzurum MİT bölge başkanına ve İçişleri Bakanına buradan sesleniyorum. Fuat Uğur'un bu açıklamasının ne anlama geldiği hem kendisine sorulmalı hem de sosyal medyadan Zafer Partisi'ne yönelik ve özellikle Erzurum merkezli yönelik yapılan paylaşımların araştırılması gerekiyor. Biz Türkiye'nin her yerinde siyasi faaliyetlerimizi yürütme kararlılığı içerisindeyiz. Devlet güvenlik güçlerine düşen görev, Zafer Partisi'nin bu siyasi faaliyetlerini yürütmesini sağlayacak huzur ve güven ortamını korumak ve sağlamaktır. Biz hiçbir provokasyonun içinde yer almayız, yer almadık, yer almayacağız ama hiçbir provokasyon girişimiyle de, hiçbir tehditle de Türkiye'nin bir yerine gitmekten kimse bizi alıkoyamaz. Tekrar ediyorum. Zafer Partisi'ne yönelik yapılabilecek herhangi bir provokasyonla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'nı göreve davet ediyorum ve bu provokasyon girişiminin önünün kesilmesini talep ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, söylemler de şu şekilde genelde burada Karadeniz bölgesinde sizin işte İsrail yanlısı olduğunuz, işte bu konularda hep böyle ön plana çektiğiniz, hatta onlardan biri olduğunuzu söyleyerek kara propaganda yapıyorlar. Sizin konularınız ne? Halk bunlara zerre kadar değer vermiyor. Ve biz saray rejiminin bir taraftan İsrail'le ekonomik ilişkileri sürdürmesine, öbür taraftan İncirlik ve Kürecik aracılığıyla İsrail'e güvenlik sağlamasına en sert eleştirileri getiriyoruz. Eğer Türkiye'de İsrailci bir siyaset varsa bu AK Parti siyasetidir. Ben Yahudilerden cesaret ödülü almadım. Yahudilerden cesaret ödülü alan ve o ödülü geri iade etmeyen Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gemileri hala İsrail'e mal taşıyan AK Partililerdir. Bunlar basında tek tek parçalan çıkıyor. İsrail 5000'e yakın çocuğu ve bebeği öldürmüş, 20.000 toplam insan katletmişken bunu protesto etmek için atılması gereken sağlam adımları atmayıp Starbucks'ta kahve dökmek Türk milletinin aklıyla alay etmektir. Biz bu alayın ne kadar
ahlaksızca iki yüzlü olduğunu ortaya koyduğumuz için rahatsız oluyorlar. Yeni Şafak gazetesinin bugün yapmış olduğu peşmurde yayın yine suçüstü yakalandıklarının göstergesidir. Eğer Türkiye'de İsrailci bir yayın organı varsa o da Yeni Şafak ve Yeni Şafak benzeri saray basın organlarıdır. Türk milletinin ve Türk devletinin İsrail karşısında alması gereken gerçek tavrı engelleyip Türkiye'de Katarlılara ait olan Starbucks'ta kahve dökerek milletin gazını almaya çalışıyorlar. Biz bu gaz alma operasyonunu engelliyoruz ve İsrail'le gerçek işbirliğini kimin yaptığının ve Yahudilerden cesaret ödülünü kimin aldığını ortaya koyuyoruz.